Sakuntala canım, gelinimi tanımadın mı? Onu her gün dizilerde, reklamlarda görüyorsun. Bilmez miyim, onu tanımayı çok isterim. Gel o zaman. İzin ver kızım. Divya, bu benim çocukluk arkadaşım. Sakuntala. Kamla, resmen büyük bir ikramiye bulmuşsun. Gerçekten pek bir güzel. Tanrı onu korusun. Tamam tamam, çekilin, yol verin. Divya canım, bu benim çok yakın bir arkadaşım. Söylesene, ne diyorsun? Böylesine büyük bir televizyon yıldızı Sohanlı'nın gelini oluyor. Benim anlamadığım bir şey var. Sen bu kadar ünlü bir yıldızsın. Sürekli ekranlarda, haberlerdesin. Neden boşanmış bir hurdacıyla evleniyorsun ki? Divya canım, sen bu boş boğaza bakma. Kıskanç biridir o. Beni her zaman kıskanmıştır. Yürü, benimle gelsen. Raç şu an yanımda olmalıydı. Neden hiç bilmiyorum. Ama sanki Raç'ın istediği başka bir şey. Aksi halde Raç benden bir saniye bile uzak kalmazdı. Yenge, arkadaşlarım seninle fotoğraf çekilmek istiyor. Abini çağır o zaman. Hayır yenge, sadece seninle. Aslında seninle fotoğraf çektirip sosyal medyalarına koymak istiyorlar. Hadi kızlar, gelin buraya. Teşekkür ederim. Raj canım, neden burada tek başınasın? Sen de Divya ile birkaç fotoğraf çektir, birkaç tanesini salona koyarız. Şimdi değil anne. Hoş geldiniz. Berhudar ol. Niye bu kadar geç kaldınız? Demek istediğim, bütün adetler yerine getirildi. Herkes yüzük törenini biliyor. Ama buradasınız ya. Önemli olan da bu. Buyurun. Bu taraf. Abi canım, gel. Annen seni herkesle tanıştırsın. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Tamam. Abi gel canım. Sarita, sen abiyi bana bırak. Hayır. Gelirken Vikrant'a bir söz verdim. Abiyle sadece ben ilgileneceğim. Üstelik sen de iyi biliyorsun ki sana asla güvenemem. Her an herkese ihanet edebilirsin. Abiye ödettiğin bedelde gördüm bunu. Biz gidelim Divya. Söyle Divya, mesele nedir? Anne, ben susadım. Tamam canım. Sorun ne Divya? Nişanında neden bu kadar gerginsin? Sarita, Raj'ın beni sevdiği için benimle nişanlanmadığını hissediyorum. Başka bir şey var. Şeyi ispatlamak istiyorsan. Bu yüzden benimle evleniyormuş gibi geliyor. Sanki benden sakladığı bir şey var. Ne bilmiyorum. Lütfen sen söyle. Neden bunu yapıyor? Hayır Divya, yok böyle bir şey. Raj seni hala çok seviyor. Ben de bu yüzden ikinizin hayatından çıkmaya karar verdim. Bak,
Sen hiç üzme kendini. Her şey yoluna girecek. Ben Raj'la konuşurum. Gerekirse endişeni anlatıp anlamasını sağlarım. Ama şimdi yüzün gülsün lütfen, tamam mı? Nişan bitene kadar yüzünün asıldığını görmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben birçok risk aldım. Yeni bir dizi vardı. Yeni bir proje. Bunu elimin tersiyle ittim. Sırf yeni bir hayata başlamak için. 10 yıl önce yaptığım hatayı tekrar etmek istemiyorum. Benim tek istediğim Raj'la beraber yeni bir hayata başlamak ve mutlu olmak. Hepsi bu. Divya canım, buraya gel çabuk. Tören başlamak üzere. İzninle. Hayır. Divya bunu asla öğrenmemeli. Raj'la birbirimizi sevmeye başladığımızı bilmemeli. Raj'la bunu konuşmak zorundayım. Bu yaptığı yanlış. Hepimizin hayatını alt üst edebilir. Bugün çok mutlu bir gün. Ailemizin göz bebeği biricik oğlum Raj'ı meşhur yıldız Divya ile nişanlıyorum. Durmayın, çiftimizi alkışlayın lütfen. Raj, ne düşünüyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda. Munni, gel böyle canım. Hadi, yüzükleri ver çabuk. Raj canım, önce sen. Yavaş ol Raj. Neyin var senin? Canımı yakıyorsun. Televizyon yıldızı oldun diye dokunman bile rahatsız etmeye başladı. Raj lütfen. Bana sataşmayı bırak artık. Dikkatli olalım. Basından insanlar var. Basın konusunda endişelenmene gerek yok. Sen bugün büyük bir televizyon yıldızıyla değil, sıradan biriyle nişanlanıyorsun. Artık sana hurdacının nişanlısı diyecektim. Ne güzel. Sorun nedir Sarita? Sanki mutlu değil gibisin. Raj'ı izliyorum da. Sanki o da öyle, yani mutlu değil gibi. Hayır hayır, yok öyle bir şey. Dilin başka söylüyor, yüzün başka. Sarita'yı tanıdığıma çok sevindim. Birbirlerine sarıldıklarını gördüğümde anladım ki Sarita Bay Vikrant'la çok mutlu. Dans? Bunda utanacak ne var? Üniversite günlerimizde her fırsatta ederdik. Hadi. Müzik.
Raj bunu neden yapıyor? Neyi kanıtlamak istiyor? Anne, baba, siz de dans etsenize. Lütfen. Sen dans et. Abiman'la ben ilgilenirim. Alo? Evet, bir saniye. Yenge, Mumbai'den Bay Raza arıyorum. Hemen dönerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.